günaydın ya da iyi akşamlar. Beni günün herhangi bir saatinde izliyorsanız diye böyle bir açılış yapmak istedim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Efendim bugün sizlerden de gelen yoğun istek üzerine günlük makyajımı sizlerle paylaşacağım. Konuşursam paylaşacağım ama konuşamazsam paylaşamayacağım. Evet. Her zaman olduğu gibi yine cilt bakım ürünlerimizi sürerek, yani cildimizi koruma altına alarak makyajımıza başlıyoruz. Buyurun. Öncelikle yani ben bu serumu sürdüm ama siz bu serumu sürmek zorunda değilsiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü mesela eğer cildiniz çok yağlıysa sürdüğünüz serum bu sefer fondötenin kusmasını sağlayacak. Fondöten kusması ne demek? Yani fondötenin artık böyle bir yarım saat sonra falan dalgalanmaya başlaması, cildinizi istememesi ve sizi terk etmeye çalışması anlamına geliyor. Bu yüzden lütfen benim değil, benim kullandığım değil, siz kendi cildinize uygun olan nemlendiricinizle cildinizi üstünü şöyle güzelce kapatın. Yine aynı şekilde gözaltı kreminize de gözaltımızı koruma altına alıyoruz. Çünkü yani gözaltı biliyorsunuz yüzün en hassas bölgesi. Tamam, süper makyaj hazırız. Makyajımız inanılmaz pratik. Çok hızlı olacak. Hiç şaşırmayın. Neden bu kadar kısa sürdü diye ancak sevinebilirsiniz. Yani gerçekten o kadar kısa bir makyaj olacak. Hiç makyaj bilmeyen bir insan için bile gerçekten çok rahat bir şey yapacağım size. Böyle krem farlar var. Her yerde satılıyor. Bu krem farlar far sürme sıkıntısı yaşayan, o dalgalanmaları bir türlü dengeleyemeyen insanlar için inanılmaz pratik. Mutlaka deneyin. Buradan alıyorum hemen. Dur. Öyle yapmıyorum. Bir dakika dur, yanlış yaptım. Önce gözümdeki şeyleri kapatmayı unutmuyorum. Bakın gözümün üzerinde böyle damarlar. İşte ben de zaten cildim benim aşırı ince. Hafif morluklar ve göz damarlarını kapatmak için önce şöyle minicik hemen alıyorum. Bak fazlasını alıyorum. Tık tık hemen alta süreceğim. Boşa gitmesin malzeme. Şöyle ellerimle hızlıca sanki krem sürer gibi. Zaten altımda şu anda krem olduğu için hiçbir şekilde sürmekte zorlanmıyorum. Hemen güzel bir şekilde yayılıyor. Şimdi gelelim. Biraz önce gösterdiğim krem far. Böyle çok hafif bir kahverengili kullanıyorum. Günlük makyajımda kendimi değiştirmeye çalışmıyorum. Aşırı böyle makyajlı görünmeyi sevmiyorum. Mümkünse hiç makyaj yapmıyorum ama tabii insanlar bizi sürekli makyajlı gördükleri için normal hayatta görüp korkmasınlar diye böyle hafif bir fresh bir görüntü istiyoruz tabii ki. Bunu yakalamak hiç zor değil. Bence genelde zaten genç kızların çok fazla makyaj yapmasını ben doğru bulmuyorum. Minicik müdahalelerle çok sağlıklı bir görüntüye ulaşabiliriz. Ne yaptım? Bakın, kirpik dibime şöyle hafifçe krem farı dokundurdum. Şimdi bunu bir çıt yayacağım. Gene farımı alıyorum. Birazcık içinden şöyle tampon hareketlerle birazcık farımı alıyorum. Fırçanın ucu zaten çok önemli. Fırçanın ucu geniş olursa yaymanız o kadar kolay olur. Yine benim hatalı bölgem, yani şuramın çok şiş olmasından dolayı tenimin renginden 1-2 ton koyusunu kullanıyorum. Yani Çağla farın ne diye soruyorsunuz ama benim farım size belki çok koyu gelebilir. Önemli olan kendi ten renginizden 1-2 ton koyu böyle maviler, yeşiller, efendim pembeler, kırmızılar falan günlük makyajda asla kullanmıyoruz. Doğal olmak istiyorsanız, ki bu videomuzun amacı bu, doğal olmak istiyorsanız mutlaka en fazla bakır, kahve, tabatonları kullanıyoruz. Bakın. Çok hafif bir kahverengilik verdim. Aynı işlemi şimdi alt tarafa uyguluyorum. Hiç uzatmaya gerek yok. Arnim fırçayla aldım. Ve şimdi alt tarafına bakın. Hop. Hop, bitti. Şöyle bir hani orayı birazcık daha böyle belirginleştirmek için çok ölü durmasın. Bir de üstte far sürdün, alta sürmedin olmuyor. Mutlaka ikisine dengeli şekilde far sürmeniz gerekiyor. Bir fresh görüntü tüyosu da şudur. Çok hafif gözün içine böyle yani normal makyajdaki gibi bembeyaz değil. Bir de bunun ten renkleri var. Ten rengini de kullanabilirsiniz. Bazen gözümüz sararabiliyor, hafif kızarıklıklar olabiliyor. Ufak böyle bir damlayla gözünüzü aydınlattıktan sonra çok hafif geçiyorum bakın. Evet. Eyeliner çekmeyeceğim. Çünkü o eyeliner hemen böyle bir aşırı makyaj yapmış görüntüsü yaratır ve çok böyle iddialı gözler. Onu gece makyajında yapabilirsiniz. Şimdi yani çok aşırı yakınız, korkmayın.
Burnum aslında bu kadar büyük değil. Yani lütfen şeye aldanmayınız. Sadece tek amacım iyi niyet. İyi niyet göstergesiyle size kalemi nereye süreceğimi göstereceğim diye, yakından istediniz diye şu hale düştüm bak. Yani gösteriyorum şimdi. Kalemimizi alıyoruz. Herhangi bir kalem olabilir bu. Yumuşak olsun. Gözünüzü delmeyin. Şuradan kaldırıyorum göz kapağımı. Hafif yukarıya doğru çekiyorum. Şuradaki beyaz yer var ya. Delilik diyeceksiniz ama gerçekten çok çok etkili duruyor. Hem eyeliner çektiğiniz böyle göze batmayacak. Hem de bu kızın gözüne ne olmuş acaba diye insanlar merak edecek, birbirine soracak. Bütün gün oturup bunu düşünecek, şaka. Ama gerçekten o derinlik bu iç kısımda çok çok işe yarıyor. Şimdi diğer tarafı gösteriyorum. Bakın çektim. Ve gözümün şu beyaz kısmını... Biraz ilk sefer yapacak olursanız eğer tabii ki gözünüz biraz sulanabilir, edebilir ama iyi bir kalem kullanın. Bakın iyice orayı... Korkuyor musunuz benden şu anda? Evet bakın. Hatta bir tık da şuraya geleceğim. Kirpik dibi eyeliner dediğimiz bu. O zaman çok güzel bir görüntü oluşuyor ve kim ne yaptığınızı anlamıyor. Yine çok hafif. Ya siyah kalemle de olabilir. Bak minicik dokundurarak. Yani hiç böyle bastırarak geri dönülmeyecek hareketler yapmak istemiyorum. Hep çok yavaş yavaş ve minik minik ilerliyorum. Yine aynı şekilde bu tarafa da minicik sürdüm ve bitti. Şimdi kirpikleriniz için kullanacağımız, herkesin kullandığı bir kirpik kıvırtıcım var. Onunla çok hafif, abartmadan şöyle hafifçe. Kirpiklerimi kıvırıyorum ve şimdi rimellemeye geçeceğiz. Uzaklaşabilirsin Mustafa. Şimdi geldik rimellemeye. Güzelce, bolca, özgürce rimelleyebilirsiniz. Ben şöyle bir aynadan yardım alacağım. Zannediyor musunuz ki bunlar benim kendi kirpiklerim? Hayır tabii ki de. Ama ne yapayım, benim gerçekten kirpiklerim doğuştan az. Bir de üstüne üstlük annemde de olan bir şey var. Sol kirpiğimizin, her şeyimi anlatayım ama, sol kirpiğimizin şu iç kısmında boşluk var. Ben böyle bir şey görmedim. Ve en sevdiğim şey kirpik. Ne olacak? İşte böyle üşenmeyeceksin. Tek tek kirpikler takacaksın. Böyle güldür... Abi saçıma da boyadım. Güldür... güldür güldür kirpiklerin olacak. Ve aynı şekilde yine alt tarafa da şöyle hafifçe bir rimel geçiyorum. Normal makyajım kadar abartmıyorum. Böyle bir fresh, böyle bir Çağla kendine dışarı bakmış da çıkmış desinler yani. Hani özenmiş diye düşünsünler diye. Şimdi göz altımı tam iyi kapatmadığım için minicik noktalara dokunuyorum. Damar, leke, nokta, ben dedik ve hızlı donuyorum. Göz alt kapatısı önemli çünkü hani... Çok da havaya girmemek lazım. Şimdi çok hafif sürdüm. Bu fırçayı gerçekten çok sevdim. Kullanırken de çok rahat ediyorum. Mümkün olduğu kadar da malzemeyi yok etmeye çalışıyorum. Çünkü eğer ben malzemeyi orada bırakırsam ve çok yoğun sürersem ister istemez hem iki tane kötü sebebi var. Bir tanesi bir süre sonra göz altımızdaki kırışıklıkların arasına girmeye başlayacak malzeme. Sonra böyle 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 çizgi çizgi olacak. O çok kötü bir görüntü. İkincisi aşırı göz altı ve kremsiz krem kullanmadan göz altı kremi kapatıcı kullanırsanız da minik yağ bezecikleri oluşur. Vay halinize bak. Ondan sonra kurtulamazsınız. Şimdi yine fondötende de çok cimri davranacağım. Bakın şu kadarcık kullanacağım. Şaka şaka bak. Şu kadar şöyle şöyle şöyle. Bu tarz bir minik 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 abartmayalım. Şöyle hafif bir şey sürüyorum. Ve bırakıyorum bu kadar. Evet. Şurada ince cildimin olduğu yerlerde birazcık oynamak istiyorum.
Eğer cildinizde bir sorun yoksa fondöten kullanmayın. Hele ki gündüz sokağa çıkarken. Veya işte daha böyle güneş koruyucu kremler falan oluyor. Onlardan yapabilirsiniz. Yani ben mesela böyle bir işte AVM'ye falan bir yere gideceksem, hani fotoğraf çekilme ihtimalim olan bir yerse mutlaka birazcık da şöyle hafif lekelerim geçsin istiyorum. Bu kadar. Fondötenim bitti. Geçen sefer kullandığım allığımı çok beğendiğinizi biliyorum. Benim de vazgeçemediğim bir ürün. Bu sefer de farklı bir allık kullanacağım. Bu allığı size çok göstermek istemiyorum. Şaka yapıyorum. Göstereceğim ama yok. Şimdi ona sinirleneceksiniz, o yüzden göstermiyorum. Çünkü bu Rihanna'nın çıkardığı bir dönem bir makyaj malzemelerinin içerisinde vardı. Sonra gittim, deştim, o bütün her yeri gezdim, depolara kadar girdim. Ama bundan yok. Ama lütfen bir rengine bakar mısınız? Ancak bu renge uygun bir ton bulabilirsiniz. Allığım biraz kirli, kusura bakmayın. Üstünü temizlersem azalacak diye korkuyorum. O yüzden şöyle biraz üzerinde fırçanın kılları kalıyor. Çok girme Mustafa. Şöyle yapayım da görünmesin. Çok girme. Bak nasıl etkili bir allık ve nasıl tatlış bir renk veriyor, inanamayacaksınız. Şimdi benim tenimdeyseniz, eğer böyle buğday renkli bir şeye sahipseniz de kullanabilirsiniz. Çok beyaz tenliyseniz bakın sadece şu kadar. Eğer buğday tenliyseniz şu kadar alıyorum. Şimdi bakın ne kadar etkili bir allık. Etkili demiştim. Etkili demiştim, inanmadınız. Şimdi bunu güzelce yayıyoruz. Pıt 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 pıt, bitti. Bak bak, şeker kız kendi. 38 yaşında ama olsun, kendi. Bir insana bir allık böyle enerjik ve böyle sağlıklı hissettirebiliyor gerçekten. Allık çok önemli benim için, her zaman söylerim. Gelelim ruja. Günlük gerçekten çok fazla ruj sürmüyorum. Ama yine de böyle mesela dudaklarımız eğer böyle biraz kuruysa, rengi soluksa mesela, çok böyle çerçevesi falan belliyse istiyorsanız yapın. Ama ben özellikle açık renk rujlarda asla kalem kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yani öyle bir kalem sürüyoruz ki, yani Allah var, kimse dudağını çizmiyor. Herkes itiraf etsin. Herkes bir karış yukarıdan çiziyor dudağı. Yapmayın. Kötü örnek oluyorsunuz. Yapmayın. Şimdi bakın. Sürdüm. Şimdi bunu bir daha alta sürersem eğer çok yoğun bir görüntü olacak. Bırak böyle kalsın. Yalan. Ne yapıyorum? Üste sürdüm. Şimdi alta geçiriyorum aynı rengini. Ve parmağımla hafif taşsın, dalgalansın, doğal olması için kusursuz bir rüj sürmemeniz gerekiyor. Kusursuz rüj kusursuz ruj diyecekler ki kadın 30 saat gitmiş mi aynanın karşısında bununla uğraşmış. Hayır abi, biz doğalız kızım. Doğal güzeliz dermişim. Yok, bakın. Bak şimdi, bak bak. Bak güzel oldu. Evet, makyajımız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar kısa hızlı ve bilgiler vererek anlatmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olabilirsiniz yeni videolarım için. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.